Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simla Can Polat. Bugün sizlerle arka plandan da anlayacağınız üzere bir stil moda videosu paylaşacağım. Her kızın dolabında olması gereken 10 parçadan bahsedeceğim. Bu 10 parça aslında benim de aynı zamanda en çok kullandığım parça. Kurtarıcı parçalar, her şeyle kombinlenebilir, işte her ortama uyabilir ve basic parçalardan bahsetmek istiyorum. İlkiyle başlıyorum. İlki zaten hepinizin de çok iyi bildiği, eminim mutlaka dolabınızda olan küçük siyah elbise denilen düz siyah bir elbise. Ben şu anda size çok düz bir siyah elbise önermiyorum. Onun yerine biraz daha trend olan ceket elbiseler mutlaka dolabınızın vazgeçilmezleri arasına girecek. Bunları birçok mağazada bulabilirsiniz. Roman mağazalarında var, İpek Yol'da var. Zara'ya ara ara gelip gidiyor. Ceket elbiseleri her yerde giyebilirsiniz. Ben mesela işte acil bir toplantı mı çıktı, kurtarıcı elbisem budur. İşte bir yere mi gideceğim, bir davet falan mı var işle ilgili, kurtarıcı elbisem budur. Ya da geçenlerde dediğim bayağı 3-4 ay oluyor. Birinin ani bir nikahından sonra da böyle bir nikah için yemeğine gitmek zorunda kaldım. Benim de dolabımda böyle çok şık bir kıyafet yoktu. Ve ben bu elbiseyi giydim. O yüzden böyle bir elbise dolabınızda en çok giydiğiniz parçalardan biri olacaktır. İkinci vazgeçilmez parçayla devam ediyorum. İkinci vazgeçilmezim benim bu görmüş olduğunuz Zara'dan aldığım dar jean'im. Bunu neden çok fazla giyiyorum? Dar kesimli bir jean. Ama ne çok yüksek belli, ne çok düşük belli, orta bir bel boyu var. Ben bunu hem işte ceketlerle, blazerlarla kombinlediğimde, topuklu ayakkabıyla çok şık ortamlarda giyerken, aynı zamanda sweatlerle, işte tişörtlerle kombinlediğimde çok daha farklı tarzları elde edebiliyorum. O yüzden kendinize yakışan, yani vücudunuza yakışan, sizin bedeninizi en iyi gösteren mutlaka bir jean bulun. Fiyat skalası önemli değil. Ben şanslıydım ve uygun fiyatlı bir jean buldum. Ama siz eğer gerçekten içinizde sinmiyorsa iyi bir jean'e yatırım yapabilirsiniz. Buna ciddi para da harcayabilirsiniz. Çünkü çok fazla şeyle kombinleyebilirsiniz. Üçüncü olmazsa olmaz parçam, 2 yıl öncesine kadar itiraf ediyorum, hiç sevmediğim, hatta çok nefret ettiğim siyah kumaş pantolon. Hala böyle bayıldığım söylenemez ama çok kullanışlı. Ama alternatif yok, yerine bir şey koyamıyorsunuz. Ben özellikle siyah pantolonumu yüksek belli ve bol tercih ettim ki, ne bileyim, özellikle kış aylarında daha kalın kazaklarla, işte daha böyle crop toplarla farklı şekillerde giyeyim. Ben bunu hem beyaz gömleklerle, eğer işte bir toplantım varsa beyaz gömlekler, işte biraz daha dar siyah bodiler ve topuklu ayakkabılarla şıklaştırıyorum. Ama hafta sonları giyeceksem de bol kesimli olmasının öyle bir avantajı var işte. Böyle kalın kazaklarla, crop toplarla dediğim gibi ve spor ayakkabılarla giyerek böyle spor bir tarz yakalayabiliyorum. O yüzden eğer tek bir siyah pantolon alacaksanız bence dar değil, bol kesimli alırsanız çok daha farklı alternatif şekillerde onu giyebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Benim bittikçe aldım diyecektim ya, kafamdan o geçiyordu ama eskidikçe aldığım siyah basic tişört. Siyah olur, beyaz olur, krem rengi olur, basic tişörtleri zaten dolabınızdan eksik etmeyin. Bence mutlaka hayat kurtarıcı parçalar olarak dolabınızda kalıyorlar. Çok uzun bir cümle kurdum ama her şeyle giyebiliyorsunuz. Ben basic tişörtleri böyle daptar değil daha çok şu an üzerinde gördüğünüz gibi ama bol kesimli tercih ediyorum ki kış aylarında işte taytların üzerinde çok giyiyorum. Yazın ise jean şortlarımla bunları kolayca giyebiliyorum. Yani basic tişört olabildiği kadar dolabınıza bence doldurun. Siyah renge bir uçuk pembe arası veriyorum. Dolabınızın yine vazgeçilmezleri arasında olacak şöyle basic bir sweat paylaşmak istiyorum sizlerle. Böyle bir sweatshirt alırken özellikle kumaşının ne çok kalın ne çok ince olmasına ve aynı zamanda üzerinde böyle yazılar, işte armalar, baskılar olmamasına dikkat edin. Eğer kurtarıcı bir parça istiyorsanız ve zamansız, yani yıllar içerisinde sürekli kullanabileceğiniz bir parça istiyorsanız olabildiğince side olmasını tercih edin. Ben sweatlerde bir de şu yaka kısmının, şuradaki kısmın biraz daha açık, geniş olmasına çok dikkat ederim ki farklı farklı aksesuarlarla onları değişik şekillerde kullanabileyim. Bir de dolabımızda başka bir şey de, aksesuarlar çok önemli. Ben aksesuarları bu arada doymuyorum. Asla bir iki aksesuarla yetinemem. Ama eğer siz
vazgeçilmez 2-3 takım olsun, hani başka da çok da fazla şey gerek yok diyen gruptansanız, şöyle uzun, gördüğünüz gibi herhangi bir yerden herhangi bir model alabilirsiniz. Ben bunu sadece örnek olarak gösteriyorum. Şöyle uzun gold, rose gold bir kolye almanızı öneririm. Neden uzun tercih edin diyorum. Çünkü uzun kolyeleri her türlü yakayla kullanabiliyorsunuz. V yakayla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda işte kazaklarınızın, şu anda kış olduğu için sürekli kazak diyorum. Kazaklarınızın ve kapalı yakalı bluzlarınızın üzerine kullanabilirsiniz. O yüzden böyle bir kolye sizin eğer aksesuar kullanmaktan dediğim gibi çok çok hoşlanmıyorsanız, aksesuar ihtiyacınızı yeterince tatmin edecektir ve vazgeçilmezlerinizin arasına girecektir diye düşünüyorum. Şimdi sıra geldi. Ayakkabı ve çanta grubunu aslında size sadece 3 parça göstereceğim. Benim en sık kullandığım çantam kesinlikle bu siyah çanta. Çok eskidi. Görüyorsunuz şuralarında çizikler de var. Ama ben bunu daha ilerideki 5 yıl, 6 yıl yani parçalığına kadar kullanmayı düşünüyorum. Neden? Bir kere crossbody diye geçen yani çapraz askılı çantalardan. Bu çantalar gerçekten en sıklıkla hepimizin kullandığı çantalar oluyor. Böyle bir çanta alacaksanız rengini bence siyah tercih edin. Ve boyutu da çok önemli böyle bir çanta seçerken. Boyutunu mutlaka orta boyda seçin. Yani ne çok küçük. Yani içerisine telefonunuzu bile sığdıramadığınız çantalar var. Asla kullanamıyorsunuz. Ne de çok büyük olmamasına özen gösterin. Bu çantanın boyutu çok bence ideal bir boyut. Hem çok büyük değil hem çok küçük de değil. Aynı zamanda içi şöyle geniş gördüğünüz gibi birçok şey sığıyor. Ve her türlü stille, her türlü kombinle, her türlü kıyafetimle bunu çok kolayca takabiliyorum. Her şeye mutlaka uyuyor. Siz de böyle her şeye uyan bir çantayı dolabınıza mutlaka ekleyin. Varsa da onu daha güzel kullanın. Eskitmeyin yani, öyle çantalar çok kolay bulunmuyor çünkü. Dolabımdaki en vazgeçilmez ayakkabılardan biri kesinlikle bu ayakkabılar. Çünkü neden? Kısacık topukları var. Ben bunlara hem babet hem ayakkabı hem topuklu ayakkabı diyorum. Öyle bir özelliği var. Sihirli bence bunlar. Çünkü hem görüntüleri çok sevimli, hem çok şık olabiliyor, hem sporda olabiliyor, hem çok rahatlar, hem de böyle gerçekten boyunuzda da katkıda bulunuyorlar şu minik topuklarıyla. Böyle bir ayakkabı bence dolabınızın gerçekten kurtarıcı parçası oluyor. Bir kere topuklu ayakkabılarda rahat edemiyorsunuz. Çok uzun topuklularda. Babetler de her ortama gitmiyor. Çok şık olamayabiliyor bazen. O yüzden ikisinin ortası bir ayakkabıyı dolabınızda bulundurmak ve bunu bence siyah tercih etmek kurtarıcınız olacaktır. Bu ayakkabıların şurasının aynı zamanda gold oluşu da benim için ayrıca bir çekici. Bu arada bu videoda size gösterdiğim parçalara şöyle bakmanızı rica ediyorum. Yani bunlar sadece örnek parçalar. Siz kendi zevkinize göre farklı renk ve modellerde düşünebilirsiniz. Ben özellikle dolabınızın vazgeçilmezi 10 parçayı isimlendirmek istedim ki size böyle faydalı bir şeyler, faydalı bir içerik oluşturabileyim. Ve son parçayla videoyu bitiriyorum. Son parçam yine bir ayakkabı. Bir saniye. Yine bir ayakkabı ve dolabımda en çok giydiğim şu Adidas Superstar'lar. Tek bir ayakkabım olacak olsaydı, dünyada tek bir ayakkabıyı tercih edecek olsalardı kesinlikle yine bu Adidas Superstar'ları tercih ederdim. Ben siyahını gösterdim bu videoda size ama beyazını da çok sıklıkla giyiyorum. Yine sizin de mutlaka bildiğiniz ve birçoğunuzda da olduğunu düşünüyorum bu ayakkabıların. Taytlarla, eşofmanlarla, jeanlerle, hatta kumaş pantolonlarla ve bence üzerine kumaş pantolon ve ceketle de harika, çok stil bir look oluyor kesinlikle. Çok stil bir kıyafet oluyor bu ayakkabılar. Her şeye mutlaka güzellik katan Adidas Superstar'larım da dolabımın vazgeçilmezleri arasında. Bu kadar. Benim için vazgeçilmez olan 10 kıyafeti paylaştım bugün sizlerle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, aşağıya videoyla ilgili yorumlar bırakmayı, "Aa benim de şu vardı" demeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.